Evet değerli arkadaşlar, 9. sınıf matematik dersimizin veri 2 videosunu öğretmeniniz Nuri Hoca ile beraber tekrar işlemeye başlıyoruz. Daha önceki veri 1 dersimizde anlattığımız bilgilerin bir tekrarı uygulamasını farklı başlıklar altında yapacağız arkadaşlar. Burada verinin türlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakınız, belirli aralıklarla bütün değerleri alabilen verilere sürekli veri denir. Adı üstünde sürekli veri. Sürekli veri, bakınız, çizgi şeklinde elimi kaldırmadan grafik üzerinden ilerleyebildiğim zaman bu durumda ben kullandığım verinin cinsine sürekli veri diyeceğim arkadaşlar. Ağırlık, bir insan grubunda ağırlıkla ilgili verileri topluyorsanız, boy aynı şekilde, ya da bir belli bir bölgedeki sıcaklıkla ilgili verileri inceliyorsanız, bunlar arkadaşlar istatistiğin çalıştığı çok net sürekli verilerdir. Kesikli veri, belirli bir aralıkta bütün değerleri alamayan, çok net. Bakın mesela burada bizim A banka şubemiz personel sayısını 15 almışken, 16'sı, 17'si, 18'i, 19'u yokken başka bir B bankası 20 personelle çalıştığının bir istatistiksel tablosuna baktığımızı düşünelim. Gördüğüm gibi aradaki değerlerle ilgili bir yorum yapamadığım için bu aralıktaki belirli değerleri aldığından dolayı biz bu veri gruplarına kişi sayısına ya da bir firmanın yaptığı satış adetleriyle ilgili bir tabloya kesikli verilerle bilgiler yükleyebiliriz arkadaşlar. Kesikli ve sürekli veri bu kadar net bir şekilde birbirinden ayrılan iki adet istatistiksel bilgidir arkadaşlar. Şimdi bunları tablolar üzerinde yazmaya yarayan histogram dediğimiz bir yöntemimiz var. İzleyeceğimiz adımlar, önce histogramın tanımını yapalım. Gruplandırılmış veri dağılımında tekrarlı sayılardan oluşan verilerin dikdörtgen şeklindeki sütunlar ile, sütunlar çizeceğiz anlayacağınız, bu gösterimle histogram grafiği denir arkadaşlar. Adımlarımız şöyle olacak. Zaten veri 1 dediğimiz ilk önceki videolarımızda belirttiğimiz küçükten büyüğe sıralayacağız. Açıklık bulacağız. En büyük değerden en küçük değeri çıkartarak açıklığımızı bulacağız. Burada verilerin grup sayısını belirleyeceğiz. Grup sayısıyla grubun genişliğini bulacağız. Onunla ilgili bir formülümüz var. Grup sayısı üzerinden grup genişliğini bulacağız. Bunlar birbirine bağlıdır. Açıklık, grup sayısı ve grup genişliği birbirine bağlı bir formülüze yapıdadır. Sonra en küçük veriden başlanarak değer olarak belirlediğimiz genişliğe göre grupları bir araya getirip daha sonra bu gruplar üzerinden sütun grafiklerimizi oluşturacağız arkadaşlar. Yani verileri bu şekilde grafiğe aktaracağız. Şimdi bu bölümde en çok kullanacağımız bilgilerden biri grup genişliği açıklık ve grup sayısına bağlı demiştim. Açıklığı grup sayısına böleceğiz. Burada elde edeceğim değer tam sayı da olabilir, rasyonel, kesirli bir yapıda da olabilir. Ondalıklı yani. Biz bu değerden büyük olan en küçük tam sayıya bizim o grup veri grubunun genişliği değerini verip ona göre histogram grafiğine geçeceğiz arkadaşlar. Burada eşitlik yok. Bir eşitlik, dediğim gibi büyük eşitlik de yok. Direkt büyük olacak arkadaşlar. Dikkat ediniz buraya. 15 öğrencinin girdiği bir sınavda öğrencilerin doğru cevap verdiği soru sayıları şöyle bir ön izlemeyle küçükten büyüğe doğru sıralandıklarını görüyorum. Bu güzel bir şey, evet. 5 gruplu diyor arkadaşlar. Şimdi grup genişliğimiz neydi arkadaşlar? Açıklık bölü grup sayısı. Açıklığı grup sayısına böleceğiz arkadaşlar. Açıklığımızı hemen burada hesaplamak istiyorum. Tekrar edip bakıyorum, bir hata olmasın. En büyük değerden en küçük değerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Veri grubumun açıklığı 31 değeriyle geliyor. Devam ediyorum. Bende 5 grubun oluşmasını istiyor soru. O zaman buraya da 5'i alıyorum. Demek ki ben 31 bölü 5, yani yaklaşık olarak 6.2 diyen bir değerle, tam bir değerle, 6.2 değeriyle uğraştığımı görüyorum. O zaman grup genişliğini hesaplarken arkadaşlar 6,2'den büyük olan
ilk tam sayıyı rahatlıkla kullanabiliriz. Yani bu veri grubu için, her veri grubunda değişecek bildiğimiz gibi, kullanacağım 6'dan büyük olan en küçük tam sayı 7 olacaktır arkadaşlar. Burada yine küçükten büyüğe yazarken dikkat edin ki en büyük en küçük formatında yanlışlığınız olmasın. Evet değerli arkadaşlar, 20 kişilik bir grupta kişilerin yaşları, dikkat ediyorum burada da büyükten küçüğe doğru güzel bir sıralama var. Birden fazla olanlar var, bakın dikkat edin. Grupta kişilerin yaşlarını 4 gruplu bir histograma çevirelim diyor. O zaman hemen histogram bilgisine geçmeden önce hemen yapmam gereken dostlar açıklığı bulmak. Açıklığımız değerli dostlar, dikkat edecek olursak en büyük değer eksi en küçük değer. Dikkat edelim gözümüzden kaçan bir şey olmasın. Evet. Grup genişliği olarak, grup genişliği olarak açıklık bölü 4'ü kullanacağız arkadaşlar. Grubun sayısını kendi bize verecek. Biz buradan genişlik değerine ulaşacağız. Dikkat edelim şimdi. Buradaki yaklaşık değer arkadaşlar. Öşenmeyelim, yapalım, hatamız olmasın. Anlayacağınız 7'li, 7 nokta küsürlü bir ondalıklı değerle karşı karşıyayız gördüğümüz gibi. 7.7 falan gibi bir şeyler var burada. O zaman genişlik olarak 7, 8 gibi bir değeri rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi kişilerin yaşları ve o yaştaki kişilerin sayısını veren bir histogram dönüştürmek istiyorum. Şimdi beni izleyin arkadaşlar. Histogram grafiklerinde burada kişi sayısını alalım. Burada ise kişilerin yaşlarını alalım. Sadece dikkat etmeniz gereken, histogram grafiklerinde şurada bir tırtıklı dediğimiz belli bir yerde bilinmezlik olayını, net olmayan değerleri temsil etmek adına bir bilinmez kısım diyelim. Şöyle bir karalama görürsünüz. Bu basım hatası değildir. Buralara da kişilerin yaşlarını koyacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Genişliğimiz 7'li, 8'li, 10'a yakın olan bir değer. En küçük değerden başlayalım. Bizim şu anda en küçük olan değerimiz 7. 8 tane, yani üzerinde 7'nin üzerine 8, 7.5 gibi değerler ekledikten sonra bunun 7'li bir değer eklediğime göre 14'e geldiğini varsayacak olursam 7-14 aralığında bir sütun oluşturacağız. 7-14 aralığında, 7-14 küsurat aralığında kaç tane kişimiz olduğunda buradan bakacağız arkadaşlar. 7-14, 15 gibi, 8 de hatırlarsanız. 7'nin üstüne 8 eklersek yani 15, 7 üzerine 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bireyin burada olduğunu göreceğiz. Aynı formatta devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 14'ten bir sonraki değerimiz 15, yani burada bitmişti. O zaman burada oluşturacağımız bu ikinci sütunu, arkadaşlar, şunu isterseniz şöyle, şunu 14'ü biraz şuraya yakın yazalım. Şurası 15 olacak. Gene 15'in üzerine 7'li 8 küsuratlı değer eklersem ne olur? 22 olur. 15 ile 22 arasında, 15-22 arasındaki adamlarımızı hesaplayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 değeri. Bu arkadaşlar bir sonraki değer de alınabilir. Az önce burada yaptığım gibi 14-15 aldığım için. 8 tane kişinin de burada sütun olarak temsil edildiğini görüyorum. Yani burada ufak tefek bir ileri bir geride yapılabilir. Demek bu aralıkta 8 kişi var demektir. Devam ediyorum arkadaşlar. 22'den bir sonraki bu grubun çizgisinde bulunan, tam şunun üzerinde 23 olarak düşündüğüm zaman, 23'ün bir sonrakinde adamda ne görüyorum? 7 üzerinden bir değer eklersem 30'u görüyorum. 23-30 arasında değerli arkadaşlar, 23-30 arasında, 23'ü buraya almıştım unutmayın, kaç kişi var 23 ile 30 arasında, dikkat edin. Bakın arkadaşlar, 4 kişi var. O zaman burada şöyle bir sütunda bunları temsil ettiğimi düşünüyorum. Son parçaya geliyorum arkadaşlar.
Veri grubunda 30'dan sonraki, yani 31 gibi bir değerden son değerime kadar, 38'e kadar burada, bakın şu adamın burada bir yerde temsil ettiğini düşünecek olursam, iki tane adamda burada olacaktır arkadaşlar. İşte bu veri grubunun açıklığı grup sayısı üzerinden grup genişliğini bulup, kişi sayısı, kişilerin yaşlarını, başlangıçta bir belirsizlik, bir netlik olmadığını bir tırtırlı bir şekilde gösteren, daha sonra sütunlar oluşturup bu sütunlar içerisinde kaç kişinin bulunduğunu veren bu şekildeki ifadelere, bilgilere histogram grafikleri denir arkadaşlar. Şimdi karşımda, bakın bu bir baskı hatası değildir, bir histogram grafiği. Bunu görür görmez bunun histogram olduğunu anlayacağız. Akşam saatlerinde öğrencilerin çalıştıkları kaç kişilerin, mesela bu saat aralığında kaç kişinin çalıştığı şeklinde bir soru görüyorum arkadaşlar. Kaç öğrenci var diyor. Şu noktaları toplamak yeterli. Bakın kaç öğrenci için. Önce 3'ü alacağız. 5'i alacağız. Saat 8, 8'i 1 geçe, 8'i 2 geçeden 20.59, 21 aralığındaki değere kadar 5 öğrenci çalışıyor diyeceğiz. 9, 9'u 1 geçe, 2 geçeden 10'a 1 kala, 10'a 2 kala aralığında 8 öğrenci olduğunu görüyorum arkadaşlar. Buradan devam edecek olursak aynı şekilde 10, bakın dikkat edin burada bir tehlike var. Şu noktayı veren 2 tane değer var. Yani 8'den 2 tane vardır arkadaşlar. Hesaplarken buna lütfen hata olarak bakmayalım. Bu değerleri toplayacak olursak arkadaşlar, bu sınıfta 34 tane öğrenci olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi az önce histogram grafiklerini sıfırdan çizerken bir değer var, bir değer yok gibi böyle ufak tefek ikilemlere düşüyorduk. O işte bize şu B maddesinde sorulan soru tipinde yardım edecek arkadaşlar. Şu anda bize saat 8 ve 9.30 arasında ders çalışan en fazla öğrenciyi soruyor. 8, bakın 8 için en fazla diyerek alabileceğim değer arkadaşlar, 8 için karşımdaki en fazla değer olarak ne görebiliyorum burada? Şuradaki değeri görüyorum. Bakın 8 için 5 diyebilirim. 9.5 sonuçta şu aralığa düşüyor arkadaşlar. Bu aralıkla ilgili çalışırken, bakın bu aralıkla ilgili çalışırken alabileceğim değer, bir dakika şunu 3 alalım. Şuradaki değer. Şimdi şuradaki bir adamla ilgili çalışıyoruz. Dikkat edin, aralıktaki değer gibi düşünün 9.5'u. En fazla dediği için ben bu grubun hemen şuradaki en büyük değerini rahatlıkla alabilirim. Az önce histogramda belirttiğim gibi bu aralıkta değerler gider ve gelir arkadaşlar. En fazla arkadaşlar 8 tane öğrenci var diyebiliriz. Çizgi grafiğimiz var değerli arkadaşlar. Bilgi ve çoklukların yatay düşey eksenlere yazılarak eşleştirmeler yaptığımız, grafikleri çizgisel olarak adlandırdığımız, genellikle sürekli değişkenlerde eğilim ve değişimleri göstermek için, yani şu şekilde hatırlatmalar yapabiliriz. Şu şekilde, ya da değerli arkadaşlar bunun aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir. Alınan değerler mesela bir benzin deposundaki benzin miktarı derse bu şekilde olabilir. Ya da bir ağacın belli bir yaşta ekilip belli bir boyda ekilip onun alabileceği boy uzamalarında bu şekilde çizgisel grafikler, yani artışlar ya da azalışları gösterebilen eğilimleri çizgi grafik üzerinde incelemek çok daha mantıklıdır arkadaşlar. Bakın şimdi değerli arkadaşlar, 10 cm uzunluğunda bir mum yakıldığında saatte 2 cm eriyor. Az önce bahsettiğim gibi şu anda benim mumum standart olarak önüme konduğu anda uzunluğunun 10 santim olduğunu görüyorum. O zaman bu mum yanma macerasına buradan başlayacaktır. Bakın arkadaşlar, saatte 2 santimetre eriyor. Bir saatte 2 santimetre eriyorsa, oran orantıyı burada çok kullanacağız, 10 santimetrelik bir boyu 5 saatte değerli arkadaşlar
5 saat sonra benim bu ilgilendiğim mum tamamen yanıp kül olacak arkadaşlar, bitecek. O zaman bu mumun yaşadığı süre 5 saattir arkadaşlar. Çizgi grafiğimin başladığı yer bu. Mumun da sürekli eridiğini düşünüyorum. Bittiği değer bu. Burada herhangi bir dallandırma yapmadan direkt aşağı doğru bir çizgiyle ilgili grafiğin çizimini bitiriyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda veri 2 ile ilgili olan bilgi veriminin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi dersler diliyorum.